ırkçılığa ve göçmenleri hedef gösteren saldırılara karşı dayanışmayı yükseltiyoruz. Kayseri'de 3 gün önce bir çocuğun Suriyeli bir erkek tarafından cinsel istismara maruz bırakılması haberi üzerine kışkırtılan grupların Suriyelilerin yaşadığı mahallelere saldırıp araçları ve evleri yakmaları, iş yerlerini talan etmeleriyle başlayan olaylar, istismar olayının ötesinde açık bir göçmen düşmanlığı sahikiyle ve göçmenlerin can güvenliklerini tehdit eder boyutta yayılarak devam ediyor. Nitekim dün Antalya'da Ahmet Handan El Naif isimli göçmenin sokakta yürürken önü kesilmiş ve bıçaklanarak öldürülmüştür. Kayseri'den sonra Konya, Antalya, Hatay, Gaziantep, İstanbul gibi diğer şehirlere de yayılan saldırıların önlenmemesi, devamında Suriye'de Türkiye aleyhine başlayan olaylar, ortak değerleri bulunan ve bir arada yaşamak zorunda olan halkları karşı karşıya getirmiş, toplumsal barışa onarılmaz yaralar açmıştır. Göçmen cinayetleri politiktir. Göçmen cinayetleri politiktir. Göçmen cinayetleri politiktir. Olayların Türkiye'de ve Suriye'de yayılarak devam ediyor olması ve büyütülen ırkçı kampanya aynı zamanda pogrom benzeri olayların yaşanma ihtimalini de güçlendirmektedir. Bugün göçmenlerle dayanışma iradesiyle bu meydanda bir araya gelenler olarak bizler, devletin sınır ve göçmen politikalarından beslenen ve ırkçı sayıklarla geliştirilen bu nefret saldırılarının durdurulmasını, onarıcı adalet ilkeleri doğrultusunda adalet mekanizmalarının işletilmesini istiyor, günah keçisi haline getirilen, saldırıya uğrayan göçmenlerle dayanışmamızı büyüteceğimizi duyuruyoruz. Göçmen çocuklar yalnız değildir. Göçmen çocuklar yalnız değildir. Göçmen çocuklar yalnız değildir. Biz çocuk istismarı ve erkek şiddetini önleme ve cezalandırma yükümlülüğünün kamu kurumlarında olduğunu ve bu olaylar bahane edilerek örgütlenen nefret saldırılarının göçmen düşmanı politikalardan beslenenleri güçlendirdiğini biliyoruz. Biz bu topraklarda göçmen olarak yaşamak zorunda kalanların emperyalizmin kışkırttığı bölgesel paylaşım savaşlarının sonuçlarını yaşadıklarının, AB ülkelerinin iltica hakkını tanımayarak AKP-MHP iktidarının inşa ettiği baskıcı rejime su taşıdığının, seçim kampanyalarında Suriyelileri sorun olarak tanımlayıp ülkelerine göndermekten bahsedenlerin bu göçmen düşmanı düzeneyi sürdürdüğünün farkındayız. Biliyoruz ki ne düşük ücretlerin, ne yüksek kiraların, ne enflasyonun nedeni göçmenler değil, ülkeyi yönetenlerin politikalarıdır. Göçmenlere karşı saldırganlığa ve ırkçılığa temel sağlayan da yine hükümetin mülteci haklarını tanımayan yaklaşımlarıdır. Bizler aşağıda imzası olan kurumlar olarak olası bir katliam, bir pogrom olasılığı da gözetilerek acilen göçmen karşıtı saldırıların durdurulması için etkin önlemlerin alınmasını, saldırganların cezalandırılmasını, bunun için adli sürecin aciliyetle işletilmesini istiyoruz. Pogromların, nefret saldırılarının ve ırkçı politikaların karşısında durarak göçmenlerle dayanışmaya devam edeceğiz. Irkçılık öldürür, dayanışma